Diğer konularda dikiş tutturamayınca şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği 128 milyar dolar nerede yalanına sarıldı. Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı, Cumhur İttifakı düşmanlığı bu cehli mikap kesiminin gözlerini öyle bir kör etmiştir ki ülkenin ve milletin felaketinden medet umar hale gelmişler. CHP'nin başındaki zata sorsanız hesap uzmanıyım der. Ama geçmişte bilinen tek yönetim hikayesi SSK'yı batırmasıdır. Bunların artık gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıkları temennileri Türkiye'nin önce tıpkı 1994 ve 2001 yılında olduğu gibi çok derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşaması, ardından da siyasi değişime maruz kalmasıdır. Hatta artık temenniyle de yetinmeyip böyle bir felaket yaşanması için fiilen 5. kol faaliyeti yürütmeye de başlamışlardır. Öyle ki uluslararası sermayeye Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısında bulunacak kadar muvazeneyi yitirmişlerdir. Her sosyal ve siyasi çalkantıda ekonomiyi durdurun çağrıları yapan bu yıkım ekibini milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Değerli kardeşlerim, başbakanlığım döneminde görevi devraldığımızda Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ve görevden ayrıldığımda bu rakam 135 milyar dolara çıktı. Az önce onu da gördünüz. Ondan sonraki süreci de izledik. Ve şu an itibariyle bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor. İşte orada bayan diyor ya, yalanı büyük konuşacaksın, büyük söyleyeceksin diyor ya. İşte Kılıçdaroğlu'nun rehberini öğrendiniz mi? O bayan. Büyük söyleyeceksin. O da emredersin diyor ve büyük söylüyor. Bu kişinin sözcüsü olan kişi ise önce BD'deki göreviyle sonra hazine müsteşarı olarak 2001 krizinin en önemli sorumlularından biridir. BDDK ve ardından o süreç. Şayet bu kişi 128 milyar dolar nerede sorusunu Merkez Bankası bilançolarını okumayı bilmeden soruyorsa geçmişte kendisine tevdi edilen görevlere yazıklar olsun. Yok, bunu bildiği halde aynı soruyu soruyorsa cehli mikap olduğunu kabulleniyor, ülkesine ve milletine taammüden ihanet içine girdiğini de ikrar ediyor demek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak bu meseleye doğrudan girmemek için epeyce sabrettik, sabrettik. CHP'nin yeni bir yalan kampanyasıdır diyerek konuyu çok da önemsemedik. Ama sonra baktık ki birileri bizim önemsememekten kaynaklanan sessizliğimizi korku sanarak yalanların ve iftiraların dozunu artırıyor. Artık bunlara bir cevap vermek vacip oldu diyerek bugün etraflıca meseleye girme kararı aldı. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye bu manzarayı hak etmiyor. Türkiye bu muhalefet anlayışını, bu muhalefet üslubunu kesinlikle hak etmiyor. Türkiye yalanı su içer gibi söyleyebilen bu karikatür tipleri de hak etmiyor. Hep dediğimiz gibi biz karşımızda projede yarıştığımız, hizmette yarıştığımız, eserde yarıştığımız, vizyonda yarıştığımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, her konuda bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını milletimize taahhüt eden bir muhalefet görene kadar
huzur bulmayacağız. Küresel senaryolara payandalık etmek yerine kendi ülkesinin siyasetinde başrole soyunan bir muhalefet görene kadar bu yalan ve iftira kampanyasının gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, gelelim 128 milyar dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşabilirsiniz. Bunu bütün ekranları başında bizi izleyen milletimle şu anda paylaşıyorum ve siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Piyasa dediğimiz bu dinamik sistemde şu anda bile belki yüz milyonlarca dolar el değiştirdiği, bunların önemli bir kısmı da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için rakam her an yenileniyor ve büyüyor. Yine de madem onlar böyle bir rakam telaffuz etmişler, değerlendirmeyi onun üzerinden yapalım. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanımız da, Hazine ve Maliye Bakanımız da, partimizin bu işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da meseleyi etraflıca anlattıysa da, tabii bunlar ancak duymak isteyen kulaklara ulaşıyor. Hatta kendi arkadaşlarının doğruyu söylemelerine bile tahammül edemedikleri için hemen meseleyi kendi mecralarına çektiler. İşte az önce izlediniz, Sayın Kesici bir şey söyledi. Ama aradan bir gün geçti, Sayın Kesici talimatı aldı, Genel Başkanımın söylediğine katılıyorum dedi. Bayan ne dedi? Yalan söyleyeceksiniz. Ve büyük yalan söyleyeceksiniz. Bunların hepsi figüran. Ve hepsi de rahatlıkla. Bir saat önce farklı, bir saat sonra farklı. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, dilleri olup söyleyemeyenler, bilhassa da vicdanlarını kiraya verenler aynı teraneyi tekrarlayıp duruyorlar.